2 Kasım, 8 Kasım değerli kova burçları nasılsınız? Parasal konularda bazı kaygı, endişe, korkularınız ya da yaşadığınız ilişkiyle alakalı para düzenim eksilecek mi? Ya da yaptığınız iş ortaklığı noktada yapılan olaylar benim hakkım devam edecek mi diye biraz detayları, biraz kafanızı böyle rahat, sizde de devamlı düşünce, kaygı, kuşku, endişe dediğimiz bir haftayı bollukla yaşayacağınız bir hafta maşallah. Yani düşünce ve endişe bollukla yaşayacağınız. O yüzden bu tarz şeyleri bu hafta geride bırakın. Çünkü gerçekten işinizle ilgili çok rahat güzel geçecek hafta. Yöneticilerinizle sorunlarınız varsa düzelteceğiniz bir nokta. Ve kendi kariyerinizle alakalı yapmak istediğiniz eğitimler, kendinizi geliştirmek istediğiniz konularla ilgili çok güzel bir dönüşüm yaşayacaksınız. Eski dostlarınız ya da hiç görüşmediğiniz insanlarla, özellikle medyada çalışan ya da ne bileyim medya üzerinde alanlarda uğraşan dizi veya televizyon ya da sunucu olabilir, haber spikeri, bunlarla ilgili güzel diyaloglarınız, güzel oluşumlarınız olacak. Çok sevdiğiniz bir dostunuzla ilgili güzel bir haber sizi mutlu edecek diyorum. O yüzden bu hafta hem eğlenceli, hem kurallı, hem güzel bir hafta olacak. Sadece içsel sıkıntılarınız olabilir. Çünkü detaylar çok fazla sizin ön planda olacağı için. Ya şöyle yazmışım Kova Burcu. Hem buraya bakıyorum hem de haritanıza bakıyorum. 3 hafta boyunca yeni insanlarla tanışma. Hatta bu yeni insanlar arasında enerjinizde beğenilme, beğenme, sizinle ilgilenecek insanları bir bakın demişim. Kendi etrafınızda bazı söylenen laflarla ilgili yüzünüze gelecek ve bunlarla yüzleşme dediğimiz bir nokta yaşayacak olacağınız gözüküyor. Şunu demişim değerli kova burçları, kendi kendinizi her şeyi merak edip daha böyle detaycı yönünüz var ya, hani ne deriz biz buna? Ay unuttum gitti, neyse, gizli görevler yapılır ya, ne diyorduk buna ya, neyse siz yazın ne diyeceğimi bulun, hani böyle gizli gizli insanları takip ederiz ya, dedektif, evet, böyle bir dedektif ruhunuz ön planda olacak. Evle ilgili belki eviniz karanlıkta oluyor olabilir, evinizi değiştirmek ya da ev sizi basıyor olabilir, bence evinizin bereketinde bir sorun yok. Karanfile 101 adet, normal bildiğimiz karanfile 101 adet, ya Allah, o çekin onu, evde tüsü yapar gibi evinizin etrafında dolanın, dolandırın. Enerjinizdeki korku, kaygı ya da bu tarz şeyleriniz varsa iyi gelecek. Ve üzerinizde negatif ya da göz hissediyorsanız da bu tarz olaylar size çok iyi gelecek. Özellikle düğün, organize işlerde çalışan, düğün, bilmem, çocuk, sünnet, ıvır zıvır. Bunların biraz işlerinde bazı kayıplar var ve parasal evrede biraz korku ve satmanız gereken bazı şeyler olabilir. Biraz canınız bundan sıkılıyor olabilir değerli kova burçları. Ama şöyle söyleyeceğim. Size dedenizden mi miras, Mısır'dan mı miras, böyle bir miras konusu gelecek de bayağı değerli mallar olacak. Hatta yani bu Karadeniz mi, yani Mısır mı, artık Akdeniz mi, Yunanistan mı, Kıbrıs mı? Yani size öyle bir mal kalacak ki, yani ya hiç beklenmedik bir yerde bir mirasınız var. Bu miras sizi çok büyük bir rahatlandıracak demiş. Aşk konusunda güzel yenilikler, yeni insanlar tanışacaksınız ve bu yenilerden evliliğiyle ilgili sorun yaşayanlarda yumuşama, düzelme. Hatta çocuklarınızla ilgili kaygınız varsa daha verimli olacak. Araba, eşinizin araba değişmesi gerekebilir. Eşiniz vıt vıt ediyor olabilir ya da sevgiliniz vıt vıt ediyor olabilir. Bir araba değişme gündemi söz konusu olacak demişim. Annenizin belki bir sağlık problemi, özellikle ayak bölmelerinde yürümelerle ilgili sıkıntınız olabilir. Bunu ihmal etmeyin diyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin değerli kova burçları. Astrolojiden ne haber? Günlük burç yorumlarım, ritüeller içinde Akkaya Official'ı takip edebilir. Günlük orayı takip ederseniz günlük burcunuzla ilgili de bilgiler alabilirsiniz diyorum değerli izleyicilerim. Sevgi, huzur, aşk, para, her şey gönlünüzce olsun. Siz de Allah'a emanet olun. Hep Allah sizinle olsun.